bilmiyorum, yayın politikanız gereği takmak zorundayım. Hayır hayır, takıyoruz efendim. Biz yavaş yavaş. Yo, çok kalifeli, çok da isabetli ve koruyucu önlemler açısından çok iyi olduğunu söyledi. Ertuğrul'umuzun ihtiyacını karşılayacağı için yani kalitede asla ödün vermeyelim. Ha, 30 gramlık kumaşlar yanılmıyorsam o da sahada diye sağlık personeli dışında çalışanlar için koruyucu olabiliyor. Öncelikle tabii koronavirüs salgınının ortaya çıkmasıyla beraber maske gibi, tulum gibi, eldiven gibi temel koruyucu ürünleri olan talepte ciddi bir artış meydana geldi. Bu sürecin en başından alınan tedbirlerle beraber, başta Sayın Cumhurbaşkanımız ve hükümetimizin talimatlarıyla birlikte tüm kamu kurumları ve hatta özel sektör maske üretim zincirinin parçası olarak bu noktada ortaya çıkabilecek talep artışını karşılamak adına önemli hamleler yapıldı. Bizler de Yenişehir Belediyesi ve Yenişehir Kaymakamlığı Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğümüz bünyesinde yaklaşık 3 haftadır maske üretimimize devam ediyoruz. Günlük 2000'e yakın maske üretimimiz var. Bu maske üretimimizden öncelikli olarak sağlık personellerimiz, sahada aktif bir şekilde çalışan kolluk kuvvetlerimiz, Vefa Sosyal Destek Grubu ekiplerimiz faydalanıyor. Bunun dışında pazar yeri, umuma açık kamusal alanlar gibi vatandaşlarımızın maske ihtiyacı bulunduğu noktalarda da ücretsiz bir şekilde dağıtıyoruz. Bununla beraber yaklaşık bir haftadır da tulum üretimine başladık. Tulum tabii ki biraz daha maske üretimine nazaran zor bir üretim zincirini gerektiriyor. Özellikle temas, virüslü hastalarla temas etme ihtimali olan başta sağlık personelimizin, yine bunun yanında önleme arama noktalarında belki günde binlerce vatandaşımızla temas kuran kolluk personelimizin, yine her gün binlerce vatandaşımıza sıcak yemek servisi, temel gıda maddeleri, sosyal destek ödemeleri gibi bir takım hizmetleri bizzat vatandaşlarımızın evinde yerine getiren Vefa Sosyal Destek ekiplerimizden de gelen talebi karşılamak adına onların virüs salgınından zarar görmelerini minimize etmek, aynı zamanda bu salgından etkilenip virüsün birer taşıyıcısı olma ihtimallerini de minimize etmek adına tulum üretimine başladık. Tulum üretimimizde yaklaşık bir haftadır devam ediyor. Bu üretimlerimizden ilk etapta Diyarbakır'da pandemi hastanesi olarak şu an faaliyette bulunan Gazi Yaşargil Eğitim Araştırma Hastanemize günlük üretimimizin bir kısmını teslim ediyoruz. Bunun yanında Yenişehir İlçe Sağlık Müdürlüğümüze, aile sağlık merkezlerimizdeki sağlık ekibimizin faydalanması için de bir kısmını onlara teslim ediyoruz. Diyarbakır halkına mesajımız elbette ki tüm Türkiye'de, tüm dünyada olduğu gibi zorunlu olmadıkça dışarı çıkmamaları, evde kalmaları, alınan tedbirlerin vatandaşımızın kendi sağlığı ve güvenliği için olduğunu bilerek bütün tedbirlere titizlikle riayet etmelerini istiyorum. Zaruri olmadıkça, ihtiyaçları olmadıkça evlerinden çıkmamalarını, evde kalmalarını diliyorum. Tek kalmış.